Merhaba değerli Paint 3D sevenleri. Bugünkü dersimizde tasarım ve modelleme çalışmalarınızda kullanabileceğiniz kendinize ait orijinal 3D balon font oluşturmayı ve oluşturduğunuz 3D balon fontu diğer programlarda nasıl kullanacağınızı öğreneceksiniz. Paint 3D'ye giriş yaptıktan sonra araç çubuğundan 3B modeller simgesini tıklayarak kendimize özel bir yazı fontunu oluşturmaya ve oluşturduğumuz yeni font ile ilk ders yazısını yazmaya başlayalım. 3B şekiller düğmesini tıkladıktan sonra yan tarafta oluşan menüden 3B karalama düğmesini tıklayarak etkinleştirelim. Etkinleştirdikten sonra harfimizin kalınlığını da 70 piksel olarak belirleyelim. Daha sonra tuvalimizin herhangi bir yerine mouse'umuzu tıklayıp imleci aşağı doğru indirerek I harfini oluşturalım. Oluşturduğumuz I harfini altta ve üstte oluşan daireleri siyahlaştırarak dik bir I haline getirelim ve I'nın üstüne bir nokta yerleştirerek I'yı I haline getirelim. Şu anda I harfimiz oluşmuş oldu. Şimdi oluşturduğumuz balon I harfi font çalışmasını bitirmek için projemizin tamam işaretini tıklayarak sonlandıralım. Şimdi I harfi modelimizi artık çeşitli yönlere döndürebiliriz. Ve sahnedeki tuvalle arasındaki mesafesini ve konumunu belirleyebiliriz. Balon I harfi font çalışmasından sonra L harfini oluşturmaya başlayalım. Yine aynı şekilde 3B şekiller simgesini tıklayarak 3B karalama düğmesindeki birinci boru fırçasını tıklayarak tuvalimiz üzerinde L harfini oluşturmaya başlayalım. Buradaki noktaları siyahlaştırarak şeklimizi daha düzgün bir hale harfimizi daha düzgün bir hale getirebiliriz. Burada daha güzel görünümünü sağlamış oluyoruz. Burada yine tamamı tıklayarak L harfini bitirmiş olduk. Bu şekilde etkinleştirdik ve bunu tekrar yan tarafımıza alalım. Diğer ilk ders cümlesindeki diğer harfleri de sırayla yapalım. Yine aynı şekilde 3B şekiller tıkladık. Etkinleştirerek K harfini oluşturalım. Burada harfin yazış yönü şekline getirirsek burayı. Burada artık şeklini, harfimizi daha düzgün bir hale getirebiliriz. Şu noktaları siyahlaştırarak K harfi K balon font haline getirmiş olduk. K harfimizi bitirdiğimiz için tamamı tıklayarak K harfini de sonlandıralım.
Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde fontumuzu oluşturuyoruz. Şimdi diğer sıradaki harfleri yapabilmemiz için bunları bir kenara alalım. Bunlar üzerine tıkladığımız zaman eskileştirir ve köşelerden çektiğimiz zaman küçültme yapabiliyoruz. Bunları bu şekilde boyutlandırabiliriz yine. Sırada ilk ders cümlesindeki D harfini oluşturalım. Bunun üzerinden tekrar bu şekilde D harfini oluşturmuş olduk. Yine aynı şekilde burada burayı daha düzgün bir hale getirebiliyoruz. D harfimizi daha düzgün bir hale getirebiliyoruz şu şekilde. Evet. Şu anda tamamı tıklayarak yine D harfimizi bitirmiş olduk. E harfini yapabiliriz şimdi. Tekrar yine 3B şekiller tıklıyoruz. Burada bir doğru çekiyor. Çektikten sonra tekrar daha düzgün bir dik hale getirelim ilk çizgimizi. Buradan E harfini oluşturalım yavaş yavaş. Aynı şekilde buradan düzeltme yapabiliriz. Evet, buradan burayı da siyah etkinleştirmeden yapamıyoruz. Burası siyah etkinlik haline aldık, etkin hale geldikten sonra düzeltmemizi rahatlıkla yapabiliriz. Şu anda E harfimizi tamam tıklayarak bitirmiş olalım. Sıra geldi R harfine. Onu da bu şekilde dik bir doğru yaptıktan sonra R harfini oluşturmaya şuradan başlarsak R harfini oluşturabiliriz. Daha düzgün bir hale getirmiş olduk. Bu şekilde R'yi oluşturmuş olduk. Şimdi son S harfini de oluşturarak font çalışmamızın ilk aşamasını bitirmiş olalım. Buradan bunları tekrar etkin hale getirebiliriz, düzeltebiliriz. Bunları daha düzgün bir hale getirebiliriz çalışmalarımızda. Yine aynı şekilde bu S harfimizi daha düzgün bir şekilde oluşturabiliriz. Bu ilk ders yazımızdan sonra fontumuzun ikinci aşamasında balon harflerimizin konumunu ve diğer programlarda nasıl kullanacağımızı göreceğiz. İkinci bölümde buluşmak üzere. Hoşça kalınız değerli Paint 3D sevenleri.